Bu akşam sizlerle birlikteyiz. Ben ve ekip arkadaşlarım sizlere hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim bu akşam yeşilden konuşacağız. Yani doğadan konuşacağız, yeşilin güzelliklerinden konuşacağız, korunmasından konuşacağız ve bunun için de konuğumuz bize bilgi aktaracak kişi Sakarya Orman Bölge Müdürü Sayın Ziya Polat. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sayın Polat, dedik ki Sakarya Orman Bölge Müdürüsünüz. Önce Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü hangi illeri kapsıyor? Biraz şu Sakarya Bölge Müdürlüğü'nü bir tanıyalım efendim, Orman Müdürlüğü'nü. Buyurunuz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ekranları bizleri izleyen Dipnot programının izleyicilerine herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü iki ilden oluşuyor. İzmit, Kocaeli ve Sakarya illerinden. Bu iki ilin ormanlık alanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesinden anayasayla kendisine verilmiş görevleri yerine getirmek adına görev yürüten bir kamu kurumu niteliğinde. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak 8 işletme müdürlüğü, bir fidanlık müdürlüğü var. 8 işletme müdürlüğümüzün 3'ü Kocaeli'nde, yani İzmit, Gebze ve Gölcük işletme müdürlüklerimiz, 5'i de Sakarya'da, Geyve'de, Hendek'te, Akyazı'da, Karasu'da ve merkezde Adapazarı'nda olmak üzere toplam 8 işletme müdürlüğümüz, bir de hem işletme fidanlık müdürlüğümüz var. Bunlara bağlı 65 tane şefliğimiz var. Kadastro şeflikleri, ağaçlandırma şeflikleri, işletme şeflikleri şeklinde yapılanmış. Bunlara bağlı toplu koruma merkezlerimiz var. Bu toplu koruma merkezlerinde orman muhafaza memurlarımız çalışıyor. Böyle bir yapılanma içinde, yani Sakarya Bölge Müdürlüğü, İzmit ve Sakarya illerinin kuruluş şeması şeklinde işte 5 işletme, bu 5 işletme, 8 işletme, 5'i Sakarya'da, 3'ü İzmit'te. Bunlara bağlı işletme şeflikleri, kadastro şeflikleri, onların altında toplu koruma merkezleri, bunların yanında kadastro baş mühendisliklerimiz, etüt proje baş mühendisliklerimize hizmet veren bir kuruluşuz. Ve bunu yaklaşık 1100 personelle, yeni alımlarımız var, bunları netleşince 1200'e kadar çıkacağız. Bunun 700'ü işçi, geri kalan 600'e yakın veya 550'ye yakın da memur personelimiz var. Hem bunların teknik personellerimiz, orman işletme şefliklerini üreten orman mühendislerimiz, bunun altında kolluk kuvveti gören orman muhafaza memurlarımız var. Bu birinci önceliğimiz bu Sakarya'daki ormanlarımızın korunması. Hem açmacılara, hem kaçakçılara ve diğer zararlara karşı korumak, sonra da bunları geliştirmek. Bunları iyileştirmek, rehabilite etmek, sonra da varsa genişletilecek alansa yeni fidan dikimlerle de ormanlık alanlarımızı genişletmek. Bu şekilde Sakarya ve İzmit'te konuşulmuş işletme müdürlükleri eliyle görevimizi yürütüyoruz. Buna bağlı iş makinalarımız, işte hizmet araçlarımız, kadastro baş mühendislerimizle bir yandan kadastrosu, bir yandan yangınla ilgili arazözlerimiz, yol yapan dozerlerimiz, kamyonlarımız, grederlerimiz ile komple kocaman bir teşkilat, 1200'ün üzerinde personel yeni alımlarla birlikte ve onlarca hizmet aracı, işte iş makinesi, kamyonu, grederi, dozeri ile hizmet veren bir kuruluşuz. Sayın Polat, şimdi kadrolu elemanlarınızın dışında, yani size bağlı evet personelinizin dışında 1000 küsür dediniz. Onun dışında bir de gönüllüleriniz var mı efendim? Yani bu işi özellikle orman yangınlarında, Allah korusun geçen sene yaşadığımız, Rabbim böyle bir tekrardan böyle bir olayı bize göstermesin, yaşatmasın. Ama yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz da, onun için de bir takım önlemlerimizi de almak gerekiyor. Evet. Gönüllüleriniz var mı efendim? Bunlar nasıl eğitiliyorlar? Ya da size nasıl destek oluyorlar? Nerede başlıyor destekleri, nerede bitiyor? Eyvallah, teşekkür ediyorum. Şimdi daha önce kanunda mükellef tanımı vardı. Yani orman köyünde yatıran 18 yaşını bitirmiş herkes yangınlarla ilgili mükellefti. Yani bunların karakollarda, bizim toplu koruma merkezlerinde ve işletme şefliklerimizde listesi vardı. Herhangi bir yangın çıktığında bu insanların yangına müdahale etmesi mükellefiyetten dolayı zorunluydu. Ancak son yapılan kanuni değişiklikle bu gönüllü işine döndü. Gönüllü işine döndükten sonra genel müdürlüğümüz, bakanlığımız bu tüm Türkiye'de bir seferberlik başlattı. Bizim de kendi tespit ettiğimiz 3000 gönüllü sayısı hedefi koyduk ve buna da yaklaşık 3000 Sakarya ve İzmit'te
yaklaşık 3 bin gönüllüye ulaştık sahaya. Bunun için sosyal medyadan duyurular yapıyoruz. Hı hı. Ve bu işte gönüllü olan insanları alıyoruz, eğitime tabi tutuyoruz. Hem teorik hem pratik eğitim yaptıktan sonra bunlara yangın gönüllüsü kimliği veriyoruz. Bunların koruyucu malzemeleri, yani yangında giyinmesi gereken ayakkabısından tut üstüne kadar ve gaz maskesine kadar hepsini biz tedarik ediyoruz. Dolayısıyla bir yangın Allah çıkartmasın dediğiniz gibi. İnşallah Rabbim bizim memleketimizi, tüm ormanlarımızı, tüm dünya ormanlarının olduğu gibi ülkemizin ormanları. Çünkü ormanlar tüm dünya insanların ortak değeridir. Ya bu toplumun, bu ekosistemin en önemli varlıkta, en önemli unsurlarından biridir. Gelecek nesillerin bize emanet ettiği, gelecek nesillere aktarılması gereken en önemli değerlerinden biridir. Dolayısıyla bundan dolayıdır ki inşallah bütün dünya ormanlarında yaşanmaz. Özellikle de bizim bölgemizde, bizim ülkemizde de böyle bir daha böyle bir felaketler yaşamayız. Ancak yangın bu ülkenin ve bu dünyanın bir gerçeği. Yıllardır işte bu her yıl bizim ülkemizde 3000'e yakın yangın çıkar. Bunun için bu yangınlarda bize destek görecek eğitimle, yani evet tüm vatandaşlarımız yangın anında oralara gidip destek girmek istiyor ama bunun bir eğitimi olması lazım. Yani yangın anında neler yapılır? Çünkü önce insan sağlığı, insan canı. Yangın söndürürken de bizim en büyük stratejik planımızın veya yangın eylem planının birinci unsuru insan hayatını ve orada yaşayan halkı garantiye almak, oradaki yerleşim yerlerini yanmasını önlemek. Dolayısıyla burada da bizimle birlikte mücadele edecek insanların eğitimli olması lazım ve bir disiplin içinde olması lazım. Dolayısıyla biz bu yangın gönüllüsü olmak olan insanlara eğitim veriyoruz. İkinci, bu yangın organizasyonunda nasıl davranacaklarını, yangın alanına gittiklerinde kimlerle irtibat kuracaklarını, nasıl giyinecekler, yangın geldiklerinde duman, zehirlenmesi ve benzeri her türlü ortamda hem iş güvenliğiyle ilgili, ilk yardım eğitimiyle ilgili bütün eğitimleri verdikten sonra kendisine yangın gönüllü kartı veriyoruz. İletişim hattı, onun iletişim hatlarını bizim bütün Orbi sistemine kaydediyoruz. Ve bu Orbi sisteminde herhangi bir yangın anında ihtiyaç duyulduğunda iletişime geçiyor. Kendisi de iletişim geçebileceği alanları görebiliyor ve malzemesini alıp yangın alanına gittiğinde kiminle, hangi yangın amiriyle irtibata geçeceğini bunu da bilmiş oluyor. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de 100 bini geçti. Bizim bölgemizde de 3 bine yakın bir yangın gönüllümüz, gönüllü sayısı oldu. Bu İzmit ve Sakarya toplamında. İzmit'te de 1000'i geçtik. Gençlerimiz bu konuda teşekkür ediyoruz kendilerine, bütün insanlarımıza. Bu anlamda tüm halkımıza teşekkür ediyoruz ama özellikle gençlerimiz bu konuda çok duyarlı. Müracaat ediyorlar. Onları eğitimden geçirip dediğim gibi kimliklerini veriyoruz. İnşallah gerekmez ama bir gerektiğinde de onlar bizden haberdar, biz onlardan haberdarız. Ve buradaki insan gücü açığımızı da veya insan gücü ihtiyacımızı da buradan eğitimli gönüllülerden karşılamış olacağız. Sayın Polat, şimdi anlatırken vatandaşların evet destek olması, size destek olması ama esas yangınların sebebi nedir efendim? Mesela terör, işte sıcakların olması, şöyle bir sıralamaya alırsak Türkiye'deki yangınlar veya bizim bölgemizdeki yangınların nedeni neler oluyor efendim? Tüm dünyada ve ülkemizde de şöyle bir istatistik var. Yangınların %95'i ve üzeri neredeyse insan kaynaklı. Bu dikkatsizlik ve tedbirsizlik. Sonucu yangına sebebiyet vermekten insan kaynaklı. Son dönemlerde işte terör ve benzeri faaliyetler, şimşek, elektrik hatları, diğerler hepsi %5'i bile doldurmuyor. Dolayısıyla yangınların temel sebebi insan ve insanın hareketlerinden kaynaklanan, bunun belki bir kısmı kasıtlıdır ama genel ihmalden, orada dikkatsizlikten çıkıyor. Demek ki bizim yangınlarda en büyük mücadele yangını çıkmasını önlemek. Yani yangının çıkmasını önlemek en büyük bizim hepimizin dikkat etmesi gereken, üzerinde durması gereken, belki de bu anlamda kafa yormamız gereken kısım. Kim çıkarıyor, kim sebep oluyor? İnsan. O zaman insanı bu anlamda hem şu televizyonlar aracılığıyla, okullarda, eğitimde, evlerimizde, okullarımızda, bu ormanların kıymetini anlatarak, çevremizdeki ekosistemin kıymetini anlatarak ve burada yaşayan canlıları göstererek, yani burada gördüğün orman dediğin yalnız bir ağaçtan ibaret olmadığını, bunun içinde gözle görülen, görünmeyen on binlerce canlının olduğunu
bir yangın anında bu tüm bu canlıların zarar gördüğünü, dolayısıyla zarar, yani bu canlıların da bizim kadar bu ekosistemde yaşam hakkı olduğunu, bizim bir hareketimiz sonucu buradaki canlıların yok olması veya sıkıntı yaşamaları bir vebal gerektirdiğini, nasıl ki bir insanın canına kastettiğinizde veya onun yaşamını zorlaştıracak bir faaliyette bulunduğunuzda bir vebal içinde bulunuyorsanız, bir vicdani sorumluluğu varsa bunun da aynı şekilde vicdani bir sorumluluğu var. Bir de burada burası toplumun ortak değeri. Yani bütün dünyanın akciğeri, oksijen kaynağı burası. Biliyorsunuz ormanlar karbondioksit gazlarını alıp dünyaya oksijen veren ve bizim nefes almamızı sağlayan bütün canlıların dünyanın kendini ikamet etmesinin temel unsuru. Yani siz bunu yok ederek insanların, bütün insanların yaşam haklarını, yaşam kalitelerini düşürüyorsunuz. Bundan dolayıdır ki önce insan, yani insanı eğiteceğiz. İnsana bu ormanların kıymetini ve önemini anlatacağız. Bireysel, bazen bireysel bir menfaat adına açma yapan, oraları kesen veya işte orada bahçesini temizlerken yaktığı ateşi özensiz, dikkatsiz bir şekilde söndürmeden giden, yolda ormanda gezerken izmaritini atan, ya buna benzer bahçesini, anızını yakarken veya piknik yaparken veya ormanda gezerken veya arabasının egzozunun da yeterli denetimi ve kontrolü yapmadan oradan çıkan bir kıvılcım ve benzer veya araziye attığı bir şişe, bunların hepsini tuttuğunuzda %95'lik bir kısım oluşturuyor. Dolayısıyla bu bizim elimizde. Yani bu bizden kaynaklanıyor. İnsandan kaynaklanıyor. İnsandan kaynaklanan kısmı en azından indirmek. Yani bu %95'e müdahale ettiğiniz sürece yangın sayısını azaltabiliriz. Yangının çıkmamasını önleyebiliriz. Bu bizim elimizde. Birbirimizi uyaracağız. Otokontrol sistemini oluşturacağız. Çünkü bu bizim geleceğimiz. Bizim çocuklarımızın, evet, bize emaneti. Dünyanın ve oradaki bütün, yalnız insanlar için değil, bütün dünyadaki canlıların yaşam alanı veya daha doğrusu yaşam destek ünitesi, bizim için yaşam destek ünitesi binlerce canlının bu anlamda yaşam alanı. Ormanlar biliyorsunuz biyoçeşitliğin hem flora fauna açısından ki %80'ine barındığı yerlerdir. Yani. Bu anlamda da burası kıymetli. Bir mahalle düşünün. İşte orada insanlar yaşıyor, kediler yaşıyor, köpekler yaşıyor. Fırıncısı, bakkalı, insanı, herkes bir yaşam ünitesi oluşmuş ya. Burada da işte ağacı, ondansı yaprağı, alttaki toprağın altındaki mikrozalar, üstündeki mikroskopik canlılar. Hepsi bir yaşam, hepsi birbirini tamamlıyor. O ondan besleniyor, onun açığa çıkardığından faydalanıyor gibi bir yaşam ünitesi var. Canlı bir yaşam ünitesi. Bu canlı yaşam ünitesi yandığında, evet, ağaçları tekrar dikerek getiriyoruz veya oradaki o birçok bitki türü yeniden geliyor ama bizim görmediğimiz, toprağın içinde yaşayan, ağacın kabuğunda yaşayan, ağacın yaprağında yaşayan veya farklı bir ortamda parazit şeklinde yaşayan bir sürü canlıyı biz kaybediyoruz. Dolayısıyla burası bir yaşam, canlı yaşam alanı, yalnız ağaç olarak görülmemesi, canlı bir yaşam ünitesi olduğunu, canlı yaşam ünitesinin yanması sonucu hem kendimizin, toplumun, insanların zarar göreceğini, hem orada yaşayan canlıların zarar göreceğini, dolayısıyla bu bilinçle hareket edersek bu yangınları el birliğiyle önleyebiliriz. Bunun için hepimiz çocuklarımızla çocuk yaşken, ağaç yaşken eğilir denir. İlk çocukluğundan başlayarak eğitim evde başlar, ailede başlar. Oradan başlayarak sonra okullarımızda, eğitim müfredatlarımızda, sonra ilgili kurumlar, sizin gibi bu konuda duyarlılık, basın kuruluşlarının programlarıyla tüm toplumun tüm kesimlerine tekrar ede bu bilinç seviyesini kamuoyu oluşturarak gelebiliriz ve bu doğal kaynaklarımızı kendini yenilebilir, gelecek nesillere aktarılabilir, en önemli doğal kaynağımızı gelecek nesillere daha da geliştirerek aktarabiliriz. Bunu da aktarmamız yaşam kalitemiz açısından, yani yine insanın menfaati açısından da gerekli, dünyanın devamı açısından da gerekli. O yüzden yangınların %95'i insan kaynaklı. O yüzden insana bu kamuoyu oluşturarak, bu bilinci vererek burayı azaltabilir. Geri kalan işte elektrik hatları, ondan sonra yıldırımlarda veya çok az son dönemde ortaya çıkan terör olayları, bunlar da farklı tedbirlerle azaltılabilir. Buradan sonrası, evet, yangın çıkmaması için elimizden gelen her türlü tedbiri yapacağız. Bütün bunlara rağmen eğimin
Yangın sıcaklığın 30 derecenin üstüne çıktı. Bağıl nemin %30'un altına düştüğü, rüzgarın 30 kilometrenin üstüne çıktı. 30-30 kuralı var. 3 tane 30 kuralı. Bu 3 tane 30 kuralın, yani bağıl nem %30'un altına düşecek. Nem, sıcaklık. Nem, sıcaklık, rüzgar. Rüzgar. Sıcaklık 30 derecenin üstüne çıkacak. Rüzgar hızı, saatteki rüzgar hızı 30 kilometrenin üstüne çıktığında en ufacık kıvılcımda, en ufacık bir acele yangın çıkar. Burası bizim için alarm noktasıdır. Dolayısıyla bu alarm noktalarında daha da dikkatli olacağız. Ve yangın çıkacaktır. Çıktığında yangın büyümeden en kısa sürede müdahale etmek gerekir. Yani hani derler ya, yılanın başı küçükken ezmek lazım. Aynen yangında da tam bu tabir oturuyor. Yangın küçükken yetişir. Yangını kontrol altına alırsanız bu anlamda yangınla baş etmek kolaydır. Ama yangın büyüdü. Hele hele örtüden tepeye döndü. Yani ağaçların altı yandığında biz buna örtü yangını diyoruz. Ağaçların altındaki çalılar yanmaya başladığında, sonra bu ağaçlarla birlikte tepeye, ağaçların tepesine çıktığında biz buna tepe yangını diyoruz. Ağaç örtü yangından tepe yangınına döndüğünde ve hızlı bir rüzgar da olduğunda, nemin de düşük olduğu bir dönemde yangınla mücadele etmek çok kolay olmuyor. O yüzden bu zaman hava araçları da devreye giriyor. Hava araçları yukarıdan tekrar o attığı sularla hem ortamı soğutarak hem de o yukarıda tepe yangınını aşağı indirerek orada işçilerin müdahale etmesini sağlıyor. Tepe yangına müdahale etmek işçilerle çok kolay olmuyor. O yüzden onun yangının tekrar örtüye yere indirilmesi gerekiyor. Bunun için de hava araçları bu anlamda devreye giriyor. Uçaklarla veya helikopterlerle, uçağın çalışabileceği alanlar, helikopterin çalışabileceği alanlarla, artı o da topografyanın koşullarına bağlı olarak o yukarıdan suya attığında hem ortamı soğutuyor hem de bu anlamda aşağı yangını aşağı indiriyor. Yangını aşağı indiğinde piyade, bizim erlerimiz dediğimiz yangın savaşçıları hemen hızlı bir şekilde kilometrecelerle, bazen birkaç kilometre hortum sererek gidip, yol olmayan yerlerimiz var biliyorsunuz, kayalık taşlık. Oraya yerinde ve hemen müdahale ederek orayı söndürüyorlar. Dolayısıyla temel yaklaşım bu. Önce çıkmamasını engellemek, sonra çıktığında en hızlı şekilde müdahale etmek, sonra bu büyüdü tepe yangınına dönüştüğünde bunu yönetmek, oradaki yangın amiri, yani orman işletme şefimiz, işletme müdürümüz veya bölge müdürümüz, sonra yangın yönetim merkezlerimiz var. Genel müdürlükte var, bölge müdürlüğünde var. Yangın yönetim merkezinin yönlendirmeleriyle birlikte, yani yangın çıktı, onlar helikopter çıktığında görüntü alıyor veya İHA'lar, belli bölgelerde İHA'lar var, İHA'lar görüntü alıyor. Yangının durumunu, nem ve sıcaklık, rüzgarı göz önünde alınarak bu yangının ne kadar büyüyeceği, nereye yürüyeceğini hesaplanabiliyor aslında. Tabii öngörülebiliyor. Dolayısıyla öngörüldüğünden zaman oraya yeterince, mesela bu yangın büyümez dediklerinde veya sağa solundaki doğal yapılar var. Burada da durur, şurada durur. Dereler var, sular var. Bunun üzerine yorum yaparak ya oraya yeterli sayıda arazöz, hava aracı, uçak veya helikopterler yönlendirerek en kısa sürede yangına müdahale ediliyor. Bugüne kadar da bizim ülkemiz Akdeniz ülkeleri açısından Türkiye'de dünya Akdeniz kuşağı ülkeleri arasında birinci sırada. Hem en kısa sürede müdahale etmek suretiyle hem de yangın tecrübesi ve yangın gücüyle birlikte. Türkiye'de 1000'in üzerinde arazöz, işte bu sene 50'nin üzerinde helikopter, 20'ye yakın uçağımız, 8 tane İHA'mız oldu. Daha önce de bunlar böyleydi. Ama geçen sene insanların aklarında öyle bir soru var. Geçen sene yaşanan Marmaris faciası, Marmaris, o Antalya, bölgedeki Moğla. Antalya, Moğla. Dolayısıyla geçen sene ekstrem bir durumdu. Neden efendim, o yayılmasının nedeni neydi? Şimdi, o kadar yayılmasının? O dönemde, bakın o dönemde bizim ülkemizde aslında 500, o günlerde 574 tane yangın çıktı. Aynı 570 anda. Evet, aynı anda. Bunların büyük bir kısmına hemen hızlı şekilde müdahale edildi. Ama bunun 4-5 tanesi veya işte Adana, Mersin, Antalya ve Muğla'daki yangınlar büyüdü. Birkaç yerde birden çıktı. 16 tane sayı, yanlış söylemeyeyim diye rakam söylemeyeyim ama yaklaşık 16 tanesi çok büyüdü. Marmaris, Muğla, işte Taşal, Manavgat, Antalya, Mersin, Adana, bir anda birçok yerde ve çok ekstrem şartlarda çıktı. Nasıl ekstrem şartlarda? Bağlı mı biliyorsunuz siz, güneye
seyahat ettiğinizde veya Muğla'ya, işte Fethiye'ye, Antalya'ya gittiğinizde insanlar en çok neyden şikayetçi olur? Nemden, nemin yüksekliğinden, nefes alamamaktan şikayetçi olur. Ama o yangının çıktığı günlerde %30'ların üzerinde olan nem o günlerde %10'un altına düştü. Yani ekstrem bir şey. %10'ların altına düştü. Sıcaklık 140 derecenin üstüne çıktı. Rüzgar neredeyse saatte 70 kilometreyi buldu. Dolayısıyla burada zaten ateşi olan bir insan üfürse bile yangın çıkar. Yani çok ekstrem şartlar vardı. Bu ekstrem şartlara birden fazla yangın da bir arada çıkınca bu anlamda gücünüz dağılıyor. Yani Mersin, Adana, Antalya, Manavga, Taşal, gidiyor Marmaris, Bodrum, bu bütün bunların hepsini aynı anda müdahale etmek zorundasınız. Buna göre hava araçlarını bölüyorsunuz, buna göre arazilerini bölüyorsunuz, iş güçlerinizi bölüyorsunuz. Bir anda yangın yönetimi, bir anda onlarca yangını birden yönetmek zorunda kalıyor. Bir daha meteorolojik sıkıntılar da, meteorolojik ekstremler de bunun üstüne oturunca bu yangınlar bir 15-16 gün sürdü. Tüm dünyada, Kaliforniya'da 102 gün sürdü. Yani dünya literatürü şunu diyor. Diyor ki ya işte biraz önce söylediğim 330. Bu 330'dan fazla alarm olan yerlerde diyor yerleşim yerlerini boşaltın, karışmayın, söndüremezsiniz. Kendisi söndürüyor. Evet, Türk Ormanı'sı ama Türkiye'deki tüm kamu kurum kuruluşlarının işbirliğiyle 15 günde burayı kontrol altına aldı. Evet, şehit verdik. Bazı yerleşim yerlerinde sıkıntı yaşadık ama tabii bu yangın aşamasında da biraz önce söyledim. Önce insan. Evet. Yerleşim yerlerinin yanmamasını, insan canı ve malı. Sonra arkasından ormana yükleniyorsunuz. Yerleşim yerlerini ablukaya alıp oradaki yerleşim yerindeki insanların canını, sonra da malını garantiye aldıktan sonra ormana döndüğünüz için orada yangın almış gidiyor. Ve bir de şöyle düşünün. Ağaç işte kaç metre boyundadır? Hadi 3-5 metre boyunda. Belki daha fazla olan yerlerde. Bir de yangın tepe yangına dönüşmüş. Onun üzerinde bir 5-10 metre boy. Ve burada bir de rüzgar vuruyor. Saati 70 kilometre hızla. Bir de ağaçların cinslerine göre tabii. yanmalarda tabii, daha tabii. Yani sahada iklimin ve doğanın da etkisiyle çok büyük bir, çok yoğun bir örtü var. Bu örtünün de verdiği yanıcı madde de fazla. Evet. Hem bu anda ekstrem iklim koşulları, bir anda yanıcı madde fazla ve böyle birkaç kilometre karşısına geçemeyeceğiniz bir hızla bir yangın geliyor. Bundan dolayıdır müdahale etmek çok zordu ama buna rağmen bizim incelememiz, bizim görmemiz de, bizim arkadaşlarımız da gitti. Hatta orada sıkıntılar da yaşadılar. Kimisini ayağı yandı, kimisi nefes almakta zorlandı. Ama Türk ormancısı, ateş savaşçı işçilerimiz, kamu kurum kuruluşları aslında destan yazdı. 16 günde yangın kontrol altına aldı ama alan büyüklüğü açısından ya birkaç gün sürmüş olması ve bazen de sosyal medya üzerinden yanlış enformasyonlar insanın vicdanen tabii küçük de olsa büyük de olsa yangın insanı rahatsız ediyor. Evet. Oradaki canlıların yanıyor olması insanın vicdanında yara bırakıyor. Evet. Gönül ister ki hiç çıkmasın. Ama bu yangın bu ülkenin kaderi, Akdeniz kuşağındaki tüm ülkelerin kaderi. Bu gittikçe küresel ısınma ve iklim değişimiyle birlikte de bu risk artacak. Bu riskin artmasında yani bu daha doğrusu bu yangın tehlikesi daha da artacak. Dolayısıyla yangınla mücadele daha da kıymetli hale gelecek. O yüzden teknolojik olarak kendinizi güçlendirmeniz, fiziksel olarak güçlendirmeniz ve kamuoyu açısından, kamuoyu bilinçlendirmesi açısından da kendinizi bu anlamda bilinçlendirmek, toplumu bu konuda tüm toplumun tüm fertlerini, tüm katmanlarını, hangi katmana ait olursanız, hangi ideolojiye, hangi mezhebe, hangi yerde olursanız olun, bu hepimiz için gerekli olan bir dünyanın neresinde olursanız olun, dünyadaki bütün ormanlar açısından, aynen böyle olduğu gibi ülkemizdeki ormanlarımızın da, Antalya'daki orman bizi İzmit'i ilgilendirmiyor diyemeyiz. Buradaki orman, bu bizim toplam, tüm ekosistemi ilgilendiren bir olaydır. Dolayısıyla bu bilinç seviyesinde yakaladık, teknolojimizi geliştirdik. Bu anlamda şimdi sağ olsun bakanlığımız, genel müdürlüğümüz 5000 tane işçi alıyor. Muhafaza memuru alıyor 1500 tane. Bu yangından sonra işte yeniden 700 tane şef alıyor. Bir fiziksel anlamda, insan gücü anlamda kapasitemizi artırıyoruz. Teknolojik anlamda da biraz önce anlattığım
50 tane helikopter, 20 tane uçak, 8 tane İHA, yine gözetleme kulelerindeki kameralar, dronlar ve benzeri teknolojik altyapımızı da geliştiriyoruz. Televizyonlar aracılığıyla ve TRT'lere yayınlayarak, okullarda veya sizlerin aracılığıyla programlarda insanlarımızın bilincini de artırarak inşallah bu sıkıntılı durumdan veya işte bu gelmekte olan felaketleri de hep birlikte üstesinden gelir diye düşünüyorum. Çünkü bununla ancak toplumsal olarak mücadele edersek başarılırız. Yalnız herhangi bir kurumun tek başına mücadele edeceği veya devletin tek başına, tüm kurumlarıyla tek başına mücadele edeceği bir iş değil. Yangın çıkmaması açısından tüm toplumun sahiplenmesi lazım. Birbirimizi uyarmamız lazım. Yanın başımızda bir mangal yakıp ateşini söndürmeden gidiyorsa bizim uyarmamız lazım. Veya ormanda farklı bir şekilde yapılmaması gereken bir hareket yapıyorsa müdahale etmemiz lazım. Çünkü yangın yandığında yarın nereye önüne alacağı, nereye sıçrayacağını kestiremeyiz. Yarın farklı yerlerde, farklı yerleşim alanlarına da sıçrayabilir. Dönüp bizi de yakabilir. Dolayısıyla o yüzden hep birlikte tüm vatandaşlarımızdan bizim istirhamımız ne olur? Bu 1-2 aylık özellikle yangın mevsimi biraz daha genişledi ama özellikle Haziran'dan başlayıp Haziran, Temmuz, Ağustos'un sonuna kadar daha kritik dönemler. Bu kritik dönemlerde biraz daha dikkat edelim. Birbirimizi uyaralım. Gördüğünüz en ufak dumanda 112, eskiden 177 vardı, şimdi birleşti. Hepsi 112'de birleşti. 112'yi arayarak haber verelim. Bu bağlamda biz en hızlı şekilde bu alana hareket ederek müdahale ediyoruz. Bizim kendi yangın kulelerimiz de var. Çene Dağı'da var veya Baba Dağı'nda var. Hı hı. Yine dronlarımız var. Mesela işler işletmede bir drone almışız. Bu anlamda gözetliyoruz. Ama tek başına dediğim gibi ne kadar yaparsak bir tarafı eksik kalıyor. Toplum bu ormanların içinde çok geniş bir nüfus var. Özellikle Kocaeli'ndeyiz şu anda. Bu insanların otokontrolüyle, bunların gözüyle, bunların gözlemleriyle bu işi en aza indirmek mümkün. Bütün Kocaeli vatandaşlarımızdan veya bizi izleyen tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını, çocuklarımızın bize bıraktığı bu emanete sahip etmek bir vatandaşlık görevi ve insanlık görevi. Bunda bir duman gördüğünüzde öncelikle 112 arayıp haber vermek, arkasından bunun da çıkmaması için birbirimizi uyarmak, o toplumda otokontrol sistemini geliştirmek zorundayız. Sayın Polat, demin dediniz ki müdahale ediyorsunuz ama öyle bir şey olur ki bu yangın sizi de içerisine alıp sizi de yakabilir. O zaman vatandaşın, normal vatandaşın size destek olmak anlamında yardım etmesi ancak ekip başlarının herhalde yönlendirmesiyle olabilir. Çünkü size destek olalım, işte yangını söndürelim derken kendimize ya da ormana daha fazla zarar verebiliriz. Aynen öyle. Şöyle bu anlamda teşekkür ediyoruz. Evet, insanlarımız bu bir yangın çıktığında veya herhangi bir deprem olduğunda bu anlamda duyarlı, hemen hızlı bir şekilde ne yapabiliriz diye odaklanıyor ama bu işlerde uzmanlık önemli. Yani oradaki işleri organize edilmesi, herkesin rastgele girdiğinizde orman, evet. Çünkü bir yandan çok büyük bir felaket geliyor, duman var. Her an duman çöktüğünde dumandan zehirlenmeler var. Ormanın içine girdiğinizde geri dönüş yolunuzu bulamayabilirsiniz. Ve benzeri. O yüzden eğer oraya yangın alanına gittiğinizde oradaki yangın amiriyle, oradaki görevli arkadaşlarla görüştüğünüzde onlar şunu yapabilirsiniz dediğinde, işte orada çalışanlara su taşımaktan tutun ya da şurayı şerit açalım dediklerinde eyvallah, ama kendi başınıza bir iş yaptığınızda bu sefer hayati tehlike sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Bu anlamda bu da İstenmeyen bir durum. Biz burada insanlar daha rahat yaşasın diye, insanların bu anlamdaki hem ekosistemin en değerli varlığı insan. Burada bizim odak noktamız insan. Yani insan, yeşilin, ormanın varlığı da insan için. Dolayısıyla insan hayatını tehlikeye attıktan sonra geri yaptıklarınızın bir kıymeti kalmıyor. O yüzden esas olan insanın hayatı. İnsan hayatı içinde bizim arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın alana gelip bu konuda yardım etmelerini önemsiyoruz. Bu anlamda da bizi mutlu ediyor. Ancak oradaki emir ve talimatlara, oradaki kurulu düzene veya oradaki stratejiye uymak şartıyla kendi başınıza iş yaptığınızda mutlak surette bir problem yaşanması dahil. Çünkü orman şehir merkezi gibi değil. Bir alana giriyorsunuz,
geri dönüş riskiniz. Yangın bir de bir anda 300 metre, 500 metre arkanıza düşebiliyor. Dolayısıyla ortada kalabiliyorsunuz. İletişim bilgi şeyi yoksa elinizde bir telsiz, bir telefon, bazen telefonlar çekmiyor biliyor. Dolayısıyla sizlere ulaşmak veya sizin orada varlığınızdan haberdar olmak mümkün olmayabilir. Bununla ilgili onlarca örnek var. O yüzden gönüllü işi oradan çıktı. Şimdi bu arkadaşlarımıza bu bütün eğitimleri veriyoruz. Yangın anında neler yapılması gerektiğiyle ilgili. Hem ondan sonra ilk yardım eğitimi de veriyoruz. İş güvenliği eğitimi de veriyoruz. Dolayısıyla gönüllerin esas arkasındaki diğer vatandaşlarımızın yapacaklarını oradaki işletme müdürlüğümüz, jandarmayla veya ilgili kuruluşlarla, AFAD'la irtibata geçtiklerinde neler yapması gerektiklerini kendilerine anlatırlar. Bazen yardım edeyim deyince daha engel olunabiliyor. Engel o yüzden bunun bir plan çerçevesinde yapılması esastır. Kısa bir ara vereceğiz efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, Sakarya Orman Bölge Müdürümüz Sayın Ziya Polat'la sohbetimize kısacık bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, Sakarya Orman Bölge Müdürümüz Sayın Ziya Polat'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Polat, şimdi kısa bir süre önce Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz Başkanlığı'nda orman yangın hazırlıklarını değerlendirme toplantısı yaptınız ve 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren de bir takım önlemleriniz var. Çünkü demin ifade ettiğiniz gibi o 3 kural var: rüzgar, nem ve sıcaklık artıyor da o önlemlerinizi bir öğrenelim efendim sizden. Neler var? Öncelikle aracılığınızda Sayın Valimize ve ilgili kurumlara, özellikle Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Geçen sene aldığınız bu tedbirler sayesinde Türkiye'de belki yangının en az çıktığı bölgelerden biriyiz. Bununla anlamda diğer yerlere üzülsek de kendi bölge müdürlüğümüz, kendi ilimiz adına da bu anlamda seviniyoruz. Sayın Valimiz bu konuda tüm toplumun olduğu gibi çok duyarlı. Geçen sene bu anlamda hemen hızlı bir karar aldık. Girişler çıkışlar yasaklandı. Jandarmamız ve ilgili kuruluşlarla birlikte Sayın Valimizin koordinasyonunda bunların takibi yapıldı. Ve çok şükür en az, hatta son yılların ortalamasından daha az bir yangınla geçirerek biz bu anlamda toplum nezdinde de hem kabul gördü bu, hem de bizi de mutlu eden bir durum. Biliyorsunuz Kefken özellikle kuzey bölgeleri, İzmit nüfusun yoğun olduğu yerler. Burada da ormanlarımızın yoğun olduğu yerler. Yaz döneminde insanların nefes almak için gittiği, yüzmek için gittiği, bunun için ateş yaktığı, belki piknik yaptığı, belki işte oturduğu, kamp yaptığı yerler. Dolayısıyla bunlar hepsi, biz insanları ormandan çekmek istemiyoruz. Ancak yani oradaki en ufacık 1000 kişi geliyorsa 1000 tanesinden bir tanesi yanlış bir ve eksik bıraktığı bir işten dolayı o alanı kaybetmek, bir daha geldiklerinde öyle bir güzel anı bulamayabilirler diye, bununla ilgili geçen sene aldığımız tedbirleri bu senede yangın mevsimi gelmeden Sayın Valimizin başkanlığında bütün kurumlar, emniyet, jandarma, AFAD, kaymakamlıklar ve benzeri tüm kurumlarla birlikte bir toplantı yaptık ve bu toplantıda özellikle 1 Haziran'dan sonra mesire yerlerinin dışındaki ormanlık alanlarda kamp yapmak, çadır kurmak, ateşli piknik yapmak veya piknik yapmanın hepsi yasaklandı. Mesire yerlerimiz var. Bu yanda da mesire yerlerimizi de arttırmaya çalışıyoruz. Kontrollü yerlerde eyvallah, ama onun dışındaki yerlerde yangın riskinden dolayı, yangının olan hassasiyetten dolayı yasaklıyoruz. Yine UTV, ATV ve benzeri gezintiler, bunun anlamda turlar düzenli. Bunu da bir zapturapt altına almak, bir düzene, bir disipline etmek. En azından güzergahları bilip o güzergahlarda gerekli tedbiri almak, onlardan da bu konuda tedbir alacaklarına dair taahhütler almak adına onları da yasaklıyoruz. Ancak sportif ve ekoturizm amaçlı, daha önce valiliğimizin de belirlediği bu ATV güzergahlarıyla ilgili işletme müdürlüğümüzden izin alması şartıyla onlara izin veriyoruz. Bunun dışında dediğiniz gibi özellikle ya ormanda kamp yapmak, piknik yapmak, karavan yapmak, mesire yerlerinin dışındaki yerlerde yasak. Yine orman içinde ve orman bitişindeki köylerde anız yakmak, bahçe temizliği, bahçe artıklarını temizlemek ve benzeri. Bunu da zaten yasak kanunen, ama bir daha valilik
Kanal ile de bunu da yasakladık. İdari yaptırımları var. İnşallah bunları hep birlikte uyarak herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmadan bütün vatandaşlarımızın uymasını bekliyoruz. Bunlara uyduğumuzda da meteorolojik veriler de çok ekstrem noktalara, pik noktalara vurmazsa bu yıl seneyi de yangınsız hep birlikte atlatır diye düşünüyorum. Bu kararları da kamuoyuyla paylaştık. Tüm vatandaşlarımızın bu kararlara harfiyen uymasını bekliyoruz, talep ediyoruz. Bu kararlara uymadığı takdirde cezai müvellerle karşılaşması da muhtemelendir. Bunu da hiçbirimiz istemeyiz. O yüzden 1 Haziran'la 1 Kasım tarihleri arasındaki dönemde biraz daha hassas, biraz daha duyarlı olacağız. Gelecek nesillere aktarabilmek adına, bir daha gittiğimizde oraları öyle bulmak adına biraz daha dikkatli olacağız. Yani denize girerken, şuraya girerken eyvallah biraz daha kontrollü yerlerde ve ateşli piknik yapmadan oraları kullanırsak hep birlikte üzülmemiş oluruz. Hı hı. Sayın Polat, şimdi dediniz ki insanlar özellikle hafta sonunda ailesini alıyor, işte çoluğunu, çocuğunu, işte alabildiği kadar yiyeceğini, içeceğini alıyor, pikniklere gidiyorlar. Demin söylediğiniz bir sözden aklıma geldi. Şimdi gidiyorsunuz oraya, nasıl bıraktıysanız öyle bulmanız gerekiyor. Ormanlar bizim, evet. Yangın olmayabilir ama temiz tutulması gereken ve zarar verilmemesi gereken yerlerden bir tanesi mi? Evet, bu konuda hemfikiriz. Ama insanlarımızdan bence bir şeyler daha istememiz gerekmez mi? Evet, yakmayın. Piknik yaparken ateş yakmayın ama oradan giderken de lütfen çöplerinizi ormanda bırakmayın dememiz gerekmez mi? Zaten bunu çok güzel yerden söylediniz. Bunun böyle olması gerekiyor ama aslında bizim bunun toplumun her kesiminde, her yerde, sokakta, caddede, evet, iş yerinde, okulda, her yerde yapmamız gereken bir yaşam biçimi. Yani evet, sokakta giderken yediğiniz bir şeyin artığını çöpe atmazsanız, sokağa atarsanız veya işte okulda, iş yerinizde temiz tutmazsanız, bunların hepsi her yerde sıkıntı olduğu gibi ormanda da bunlar sonrasında, evet, bıraktığınız artıklar, ormanda şöyle bir tehlike var. Bıraktığınız artıkların içinde cam varsa bu cam mercek görevi görüp yangına sebebiyet veriyor. Sonra sizden sonra gelip burayı kullanacak olan insanların kullanımını engelliyor. Dolayısıyla biz de o yüzden yani gittiğiniz yerde, şimdi rastgele yerde piknik yaptığınızda çöp kutusu yok. Orada tuvalet yok, başka bir şey yok. Olabildiğince insanların mesire yerlerini, tabiat parklarını kullanmasını talep ediyoruz. Dolayısıyla hem bu anlamda çöp kutuları var, orada temizliği yapan insanlar var, hem bu anlamda altyapısı uygun. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızdan özel istirhamız. Bir, eğer bu alanları kullanın, ancak ormanda geziyorsanız, ormanda yangın mevsimi dışında bir faaliyet yapıyorsanız, nasıl istiyorsanız, bu bir empati kültürü. Siz geldiğinizde nasıl buluyorsanız, sizden sonraki insanların da bunu görmesi, bilmesi, hele hele çocuklarınız yanınızda ise, çocuklarınız yanınızda ise o çocuklara doğruyu yaşayarak öğretmek zorundayız. İnsanlar hem çocuğa temiz ol deyip piknik yaptığınız yerde de poşetinizi bırakırsanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Ya yani bunu eğitimciler de söylüyor, yaşantımızda da görüyoruz. Çocuğa yalan söyleme deyip kendin yalan söylüyorsan veya yapma dediği şeyi kendin yapıyorsan onun bir anlamı ifade etmediğini hep birlikte görüyor. O yüzden yani bunu bir yaşam biçimi haline getirmemiz lazım. Bütün insanlar yaşadığımız bütün ekosistemde, yolda, arabada, şurada, burada, nerede? Ormanda veya merada veya işte parkta, nerede oturup kalkıyorsa, nerede yaşıyorsa temiz bulmamız adına. Çünkü bizden sonra da birileri kullanacak. Ondan sonra birileri kullanmazsa bile birinin temizleyebilmesi için ya belediye, ya orman veya başka bir kuruluş oraya bir emek vermesi lazım. Evet. O yüzden bunun bir yaşam biçimi haline gelmesi lazım. Tüm vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olduğunu biliyoruz, duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bunu söylemek bile belki de çok acıdır ama bunun da yaşayarak görüyoruz. Bu tür insanları uyarmak gerekiyor. Bu anlamda çünkü hep birlikte ya diyoruz ki ya şu insanlara bak diyoruz. Gittiğimizde Ahmet Mehmet deme şansımız yok. İnsanlara o insan tanımın içine hepimiz giriyoruz. Ve dolayısıyla o tanımın içine girmemek için gerekli uyarıyı yapmak, insanların da birbirimizden yüz yüzden utanması, ya bunu bak
Ya zaten otokontrol sistemi dediğimiz sistem bu. Hem yangınlarda hem de bu temizlik konusunda birbirimizi uyarmalı ve doğruyu öğretmeli. Bunun için özellikle de Çocuk çocuklarımıza işte. bunu öğretmek, bunu yapabildiğimiz müddetçe zaten birçok sorunu çözmüş oluruz Çözmüş diye oluruz. düşünüyorum. Sayın Polat, şimdi orman yangınları evet istenmeyen bir durum ama ola ki yangın büyük alanda ya da küçük alanda. Bundan sonra da bir süre sonra ağaçlandırılması gündeme geliyor, ağaçlandırmalar. Bunun için belli bir süresi var mı efendim? Yani aradan işte 3 ay, 5 ay, 6 ay geçmesi gerekir. Ondan sonra orman yani o yanan kısma tekrardan ağaçlandırma yapılabilir. Ya da ağaçlandırma yapıldığı onun eski durumuna gelebilmesi için kaç yıl geçmesi gerekir? Evet, teşekkür ediyorum. Yani biraz önce yangın öncesi, yangın anında bir de yangın sonrası var. Bunlar hepsi bellidir, mevzuatları vardır. Ya ondan sonra eylem planları vardır. Şimdi yangın bittikten sonra önce tespitler yapılır. Belli bir büyüklüğün üstündeki yangın, 100 hektarın üzerindeki yangınlarda müfettiş görevlendirilir. Yangın ne zaman çıktı, ne zaman müdahale edildi, yeterince müdahale edildi mi şeklinde bir genel müdürün kendi iç şeyi var. Onu bir tarafa bırakıyorum. Ama yangın biter bitmez biz tespit yaparız. Yanan alanı çıkartırız. Hızlı bir şekilde yanan ağaçları tespit ederiz. Ve oranın bir an önce boşaltılması gerekiyor. Hemen o bütün ağaçların o bölgede özellikle şu sahil bölgesindeki yanan ağaçların çoğu kızılçamdır. Kızılçamın özellikle bölgedeki kızılçamın kabuk kalınlığı neredeyse 4 santimdir. Kendini adapte etmiştir yangına. Yani ona göre bitki kendini geliştirmiştir. Fenotipinde ve genotipinde geliştirmiştir. Dolayısıyla o kabuk üstten yanar ama ağacın özündeki odun yanmaz. Onları alıp sanayinin değerlendirmesine bir an önce boşaltmaya kalkar. Çünkü bizim bütün yanan alanları bir yıl içinde ağaçlandırılır diye kanunun hükmü, amir hükmü var. Yani bir yıl içinde ağaçlandırılır. Ama bu ağaçlandırmada illa fidan dikmek anlamında değil. Kızılçamın tohumları, kızılçam bu yangına kendini adapte ettiği için tepes kozalakları ısı yandığında, ısı arttığında kapanır. Isı normale döndüğünde açılır ve etrafa tohum saçılır. Bu saçılan tohum oranın tekrar yeşermesi, gelen asil türün gelmesine yeterli ise biz üstünü boşaltır, bırakırız ve ilk baharda burası yeşerir. İkincisi bazı makilikler vardır, taşlık kayalıklar. Bunların toprak üstü kısımları yanar, geri kalısı durur. Biz bunları tekrar kökünden keser veya kesmeden de tekrar alan kendiliğinden yeşerir. Bu tür alanlarda böyle bir şey yapmayız. Ya toprak üstü kısımlarını keserek tekrar canlandırırız veya olduğu haliyle bırakırsanız tekrar oradan filiz verir, genç verir. İkinci kısmı tohumdan gelen. Yani tohumun yeterli olduğu, herhangi bir tohum takviyesi gerektirmeyen yerler üstündeki ağacı, ki yanmış ağacı çıkarır, kenara çekiliriz. Orada kendiliğinden tohumdan çimlenir. Üçüncüsü tohumun az olduğu yerler. Tohumun az olduğu yerlerde ya karar verir oradaki uygulamacı, o zaman etüt proje baş mühendisi, işletme şefi, ağaçlandırma şefi ve benzeri, silvikültür ağaçlandırma şefi bir uzman heyet karar verir. O zaman burada toprak işleme imkanı varsa toprak işleme yapılıp fidan dikilir. Eğer toprak işleme imkanı yok, hani taşlık kayalık bir alan ama kayalığın boşluklarından, çatlaklarından ağaç çıkıyorsa o zaman Çıkıyoruz. tohum takviyesi yapılır. Toprak işleme uygun değilse tohum takviyesi yapılır. Uygunsa hemen sürülür veya ekskavatörle teraslar yapılır. Belli aralıklara buraya bizim fidanlıklarımızda her yıl 500 milyon fidan üretilir. Bizim sahalarımız. Teraslamaları o yüzden yapıyorlar. Evet. Yalova Tabii bölgesinde. tabii o teraslamalar ya toprağın olduğu yerde teraslamalar tohum yeterli değil ise biz teraslamayı toprak da varsa teraslamayı ve toprak işlemeyi öncelikli hale getiririz. Neden? Çünkü bizim dikeceğimiz fidan 15-20 santimdir. Onu diktiğinizde hızlı bir şekilde büyür. Tohum ilk çimlendiğinde 3-5 santimdir. Onun büyümesi biraz daha yavaştır. Eğer toprak var ise mutlak surette, tohum da yeterli değilse biz burayı hemen hızlı bir şekilde ya dozerle sürer ya da gözlerinizde o teraslamayı yapar ve sonbaharda fidan dikerek bitiririz. Yani bir yılın içinde bazen işte böyle büyük alanlar olduğunda öncelikli hale getirir. Önce ağaçlandırılacak alanı boşaltırız. Sonra tohum takviyesi, sırf tohumun çimlenmesine bırakacağımız alanları sonra ve en geç 1-1,5 yılında komple alanı boşaltır ve kimisini tekrar kendisinin filizlenmesine, kimisi tohumun Tohumdan. çimlenmesine,
Kimisi de arazi hazırlar ve fidan diker. Ama en nihayetinde bütün alan tekrar ağaçlandırılır. Başka bir amaca verilmez. Yani bazen basın kuruluşu. İmara açılması vesaire gibi bir takım şeyler çok mümkün söyleniyor. Değil. İnsanlara bir yer göster diyorsunuz. Ya mesela bu kadar alan yandı. Bir yer göster. Ya şurası açıldı dediğinizde. Ya bir yer göstermiyor. Böyle bir efsane var. Yani hakikaten ben de merak çünkü ediyorum. Çünkü yanınca hemen arkasından imara açılması kanun, gerekiyor. Kanun amir hakkıdır. Kanun amir hükmüdür. Ya bir yer o yanmışsa siz orada o bir yandıktan sonra bir yıl içinde ağaçlandırmak zorundasınız. Bir yanmışsa orada iki bey yapamıyorsunuz mesela. Gibi yani yanan alanlarda bazı kanunun maddelerini bile sınırlandırıcı ve sizi zorlu hale getiren işlemler var. Belki bir yıl sonra yani biraz burayı boşaltalım, yavaş yavaş yapalım diye bir ağırdan alabilirsiniz. Ancak bunu kanun engelliyor. Diyor ki bir yıl içinde yaparsın. Bakın biz şimdi Muğla ve Antalya'da dozer gönderdik. Ondan sonra tüm Türkiye'deki bu iş makinelerini kiraladılar. Her bölge müdürlüğünde 250-300 tane iş makinesi çalıştı. Ve hızlı bir şekilde arkadaşlarımız gece gündüz dışarıdan personel takviyesiyle bütün kesimcileri biz buradan bu bölgelerdeki dışarıdaki bölgeler oraya yönlendirerek o alanı boşaltıp ağaçlandırılması için bizim arkadaşlarımız çok yoğun bir mesai harcadılar ve çok şükür de başardılar. Ufak tefek sıkıntılara rağmen başardılar. Oradaki arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Yani çok büyük iş başardılar. Çok kolay değil. 130 bin hektar alan. Bunun boşaltacaksınız, ağaçlandıracaksınız, planlamasını yapacaksınız. Bu alanı gezmek bile birkaç ay alır. Dolayısıyla genel müdürlüğümüzün de desteğiyle, ilgili dairelerin desteğiyle öncelikle yoğun bir tespit yapalım. Boşaltma kesimleri, işte alandan uzaklaştırma, arazi hazırlığı, fidan takviyesi, tohum takviyesi bunların hepsi çok yoğun işler. Büyük organize edilmesi gereken işler. Düşünün 250 tane iş makinesi bir anda çalışıyor. Ve bununla ilgili şantiyeler kurmanız, bunların ihtiyaçlarını karşılamanız, kalacak yerler, yatacak yerler. Bunların hepsi dışarıdan bir cümleyle ifade ediyoruz ama çok kolay işler değil. Teşkilat bunun altından kalktı. Şimdi yangın mevsimine hazırlanıyor. Şimdi tekrar arazileri özellikle Muğla, Antalya hepimiz yapıyoruz. Onlar bir yandan bu işleri yaparken bir yandan da işte arazöz gelecek bu sene hazırlık yapıyorlar. İşte ya geçenlerde Antalya'da tekrar bir küçük yangın hemen müdahale ettiler. Yandırı. Bir yandan yeni yangınlarla ilgili hazırlık var. Bir yandan geçmiş yangının izlerini kaldırmaya ve ormanı tekrar kendini yenilemesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Yani bütün vatandaşlarımızdan özellikle istirhamımız kesinlikle bu konuda kafalarında bir tereddüt varsa benim Antalya'da bir tereddütüm var değilse bize müracaat etsin. Ben Sakarya Orman Bölge Müdürü yönlendireyim. Oradaki arkadaşlar yön götürsün, gezdirsin. Nerede hangi işi yaptıklarını bir görsün. Ondan sonra bu konudaki gelip buralarda da anlatsın. Yani bu konuda tereddüt yaşayan tüm vatandaşlarımıza buradan çağrı yapıyorum. Muğla'da, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de bizim buradaki 2-3 sene önce Peritli'de bir alan yandı. Gidip görebilirler organize sanayi neredeyse içinde. Ama yok ben Antalya'yı, Muğla'yı, deniz sahillerini görmek istiyorum. Hani imara açıldı mı açılmadı mı merak ediyorum dediği bir yer varsa buradan samimiyetimle söylüyorum. Yönlendirelim. Arkadaşların telefonlarını da verelim. Gitsin gezdirsinler de sahayı. Bizim yani evet böyle bir niyetim ama vatandaşın da bu konuda rahat olması. Bu bir çoğu insanımız iyi niyette. Bunu sosyal medyada başka amaçlı yapanlar var ama biz toplumumuzun büyük bir kısmının iyi niyette bu hassasiyetini taşıdığını, bu yanlış manipülelerin sonucu bir burada tereddüt yaşadığını düşünüyoruz. Yoksa bizim ülkemizde insanlarımız devletine güvenir. Devleti adına iş yapanlara güvenir. Bu anlamda ama hala böyle kafasında tereddüt yaşayan bir vatandaşımız varsa onun tereddütünü gidermek bizim görevimiz. Gönderelim. Sizin aracınızla da çağrı yapıyoruz. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'ne geldiklerinde veya İzmit İşletme Müdürlüğü'ne veya Gebze'ye veya Gölce'ye uğradıklarında bizim arkadaşlarımız onlara yönlendirir. İlgili gidecekleri yerin telefonunu, işletme müdürünü telefonu gittiğinde onu bizim araçlarla bir gezdirirler. Görsün neler yapıldı. Nerede basından olabilir, vatandaştan olabilir. Bizim açımızdan da bunu gelip kamuoyuna aktarmak bizim üzerimizdeki yükü de ve yanlış
toplumda genelde yanlış bir algı yok ama küçük de olsa varsa böyle bir yanlış algıyı da düzeltmiş oluruz. Sayın Polat, şimdi evet sizin sadece orman yangınları değil, bu arada kaçak orman kesimleri de söz konusu. Bunlarla mücadeleniz de söz konusu. Ağaç kesilmesinde zaman zaman da ağaçların böyle kesildiğini görüyoruz ormanda. Hatta işte hani doğru mu kesiyorlar veya doğru mudan ziyade hani yerinde bir kesim mi, değil mi, kaçak kesim mi, işte bunu ne için kesiyorlar, demin ifade ettiğiniz gibi hani acaba orayı 100 metrekare, 50 metrekare açıp da oraya bir şey konduracaklar mı gibi vatandaşların kafasında bir takım böyle de soru işaretleri var. Bu konuda ne diyeceksiniz efendim? Şimdi bizim biraz önce bahsettik ya, ormanların korunması bizim birinci görevimiz. Anayasanın 169-170'inde ormanların korunması, geliştirilmesi, genişletilmesi. Korunması işte biraz önce bahsettiniz kaçakçılara, açmacılara, bizim bölgemizde özellikle açma amaçlı yani arazi edinme, arsa edinme, fındık bahçesi yapma gibi açma işleri yoğunluktaydı. Bunlara karşı korunması bizim birinci görevimiz. Sizin bahsettiğiniz kesim işleri yani bizim yaptığımız. Şimdi ormanların bir amenajman planı var. İnsanın bir nasıl insan hayatı 70 yaş sınırında işte çocuklukta yapması gereken, gençlikte, yaşlılıkta yapması gerekenler var. Tabii işte belli bir yaşından sonra tohum bağlamaya geldiğinde ağaç için söylüyorum. İnsanların kendi neslini devam ettirmesi için işte bu anlamda evlenmesi, çocuk yapması gibi. Ormanlarda da şimdi her ağacın bir idari müddeti var. Yani bir ağaç bir anlamda bunları korumak, geliştirmek, kendini yenilebilir enerjisini gelecek nesillere aktarmak esastır. Ancak bu ormanların bakımının yapılması. Bu ormancıların kendini gençleştirebilmesi için belli aralıklarla belli müdahalelerin yapılması. Bunun için bir amenajman planımız var. Bu amenajman planı 10 yılda bir yenilenir. Her bölmede ne kadar alınacak? Buna bağlı silvikültür planlarımız yani orman bakımı ile ilgili planlarımız var. Bu plan çerçevesinde yaptı. Yani bir bölme deriz. Bu bölme 10 hektar olur, 100 dönüm olur, 200 dönüm olur. Doğal sınırlarla bölünmüştür. Şef açar amenajman planını, silvikültür planları var. Bunlar bakar gider bakar. Gelecek nesle tohum ağacı olarak alacağımız ağaçları belirler. Onu sıkıştıran, ona yani gelecek bundan 5 sene sonraki periyotta bizim arzu etmediğimiz ağaçları damgalar. Damgalar, işaretler kalacak. Biz bizim o gelecek nesillere aktaracağımız ağaçları plus ağaçlarız yani. Üstün niteliklere sahip dış görünüşü anlamıyla. Ağaç deriz, dış görünüşüne bakarak bu ağaç gövdesi düzgün, yapraklanması düzgün. Onun etrafında bir de homojen dağılmasına önem veririz. İşte bu homojen, bugün 500 hektarda 500 ağaç var. Bunun gelecek döneme 300'ün kalması lazım. Buradan 200 ağaç alacağım. Bunu basitleştirerek anlatıyorum. Bu 200 ağacı bunlardan istenmeyen o plus ağaç dediğimiz yani önemli ağaç, istikbal ağaç dediğimiz ağacı zorlayan, onun etrafındaki ağaçları, onun tepe çatısını zorlayan ağaçları işaretler ve damgalar, numara veririz. Damgası vardır, numara verilir ve bu şekilde kesilir. Yani işletme şefi veya bölge müdürü damga yapmadan plana veya amenajman planına uygun olmayan bir tane ağaç o da kesemez. Bunun için nasıl ayıracağız dediğinizde biz genelde bir bölmeye esas alırız. Yani yolun kenarında eğer kurumamışsa bir böcek zararı yoksa bir tek tük ağaç kesmeyiz. Veya 20 metrekare, 30 metrekare açıp kesmeyiz. O yüzden eğer böyle bir iki tane, üç tane, beş tane kesim varsa kesinlikle kaçak kesimdir. Bir de bizim kesimlerde biz lehva asarız, kesim alanıdır diye deriz. Bu anlamda bizim üretimimiz bellidir zaten. Burası Orman Genel Müdürlüğü tarafından şu bölme, üretim bölmesi diye yazılır. Hatta giriş çıkış yasaklanır. Böyle de ama vatandaşın açması farklı. Vatandaş hemen açıyor, altını sürüyor. Toprak sürüyor, orayı bahçe yapıyor veya ev diktiriyor. Bizim en büyük mücadelemiz de özellikle kuzey sahillerinde en büyük mücadelemiz onunla. Tabii biz kolluk kuvvetiyiz. Yani ormana bir bu anlamda bir müdahale olduğunda cümle savcılarımızla irtibata geçip onunla zabıt tanzim edip mahkeme cezalandırıyor. Cezanın sonucunda orada yapılan evin müsaderesi veya orada dikilen ağacın sökümü karar verdikten sonra onları söküp tekrar orman ağacı veya o binaları yıkıp yerine tekrar fidan dikiyoruz. Bazen bu mahkeme süreçleri uzayabiliyor. Gidiyor, geliyor, işte üst mahkemelere gidiyor ama en nihayetinde mahkeme sonucu çıktığında
Biz ormana olan müdahaleyi ondan sonra tekrar ormanı eski haline getirerek bitiriyoruz. Sayın Polat, çok teşekkür ediyorum. Aslında o kadar çok size sorabileceğim, soracağım o kadar çok soru var ki, ama arkadaşlarımız sürenin bittiğini işaret ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum ama son bir dakikada belki izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajınız varsa arkadaşlarımızdan müsaade isteyerek buyurunuz efendim. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ev sahipliğinizden dolayı. Tüm vatandaşlarımıza, özellikle de Kocaeli'deki TV41 izleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. Bu ormanların hepimizin geleceğimizin kararmaması adına bize emanet edilen bu ormanlara hep birlikte sahip çıkalım. Hem koruyalım hem kullanalım. İnşallah hem faydalanalım hem de gelecek nesillerin faydalanabilme ihtimalini de koruyalım diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, Dipnot programımızın bu akşam da sonuna geldik. Ben ve ekip arkadaşlarım sizlere hayırlı akşamlar dilerken Sakarya Orman Bölge Müdürümüz Sayın Ziya Polat'a da katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir başka konuğumuzla tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum.